Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma dönemine girdi. Tam kapanma 81 ilin tamamını kapsarken bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10-17 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, tam kapanmadaki uygulamayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı genelgesinde herhangi bir yasak olmadığı için alkollü içki satışına devam edileceğini söyledi. Türkiye'de halen 8 milyon doz aşı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sıkıntısının Almanya ve sözünü tutmayan Çin'den kaynaklandığını söyledi. Bakanlık, aşı randevusu iptal olanlara en erken 2 Haziran için tarih verdi. 1 Mayıs 1977'de katledilenler Kazancı Yokuşu'nda anılırken yaşam koşullarının yanı sıra sorunların ve öfkenin de büyüdüğü bir dönemden geçildiğini söyleyen Devrimci İşçi Sendikaları Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, tam kapanma adı altındaki önlemlerin işçileri kapsamadığını vurguladı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen 4 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanırken, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit Dede, bunu partilerine yargı eliyle yürütülen tasfiye saldırılarının bir parçası olarak değerlendirdi. Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı ile ilgili resmi görüşmelerin tekrar başlaması için yeterli ortak zemin bulamadıklarını açıklayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yakın gelecekte bir daha toplanma konusunda anlaştık dedi. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmininin %9.4'ten %12.2'ye revize edildiğini açıkladı. 2021'e ilişkin gıda enflasyon beklentisi de %11.5'ten %13'e yükseltildi. Ülkedeki 8 Türk okulunu yıl sonunda kapatma kararı alan Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, Tebuk, Riyad, Taif ve Cidde'deki Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kararını yazılı olarak iletti.